Kutbün Nâi Osman Dede. Kutb-ı Nâi Şeyh Bestekar, Şair, Hattat, Mesnevi Han. 18. yüzyılın en önemli musiki şinaslarından ve neyzenlerindendir. İstanbul Vefa'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber 1642-1647 yılları arası olduğu, bazı kaynaklarda 1652 olduğu tahmin edilmektedir. Babası Süleymaniye Darüşşifası'nın Reisül Huddamı Hacı İbrahim Efendi'dir. Babasının adının Süleyman olduğu da söylenmektedir. Osman Dede genç yaşta ilim ve sanatla meşgul olmuş, meşhur hattat Nefeszade İsmail Efendi'den Sülüs ve Nesih meşketmiştir. Talik yazıyı ise Gavsi Dede'den meşketmiştir. Galata Mevlevi Hanesi Şeyhi, tasavvuf erbabı ve hattat Gavsi Dede'ye intisap etmiş, sonra da ona damat olmuştur. 18 yıl Galata Mevlevi Hanesi'nde hem neyzenbaşılığı hem de mesnevi hanlık yapmıştır. Gavsi Dede'nin vefatıyla dergahın şeyhliğine atanmış ve mesnevi okutmaya başlamıştır. Vefatına kadar dergahın şeyhliğini yapmış, Osman Dede'nin vefatıyla yerine oğlu Sırrî Abdülbaki Nasır Dede geçmiştir. Kabri, dergahın semahane kapısının sol cihetindeki türbededir. 2 yıl sonra Abdülbaki Nasır Dede de vefat etmiş, o da babasının yanına defnedilmiştir. Osman Dede ilk ney derslerini Gavsi Ahmet Dede'den almıştır. Ney üflemedeki hünerini 3 yıllık çile süresi içerisinde edindiği ifade edilmektedir. Hamza Dede'den sonra ilk Kutb-ı Nâi diye anılan Osman Dede, kendi yazdığı edvarında ney ve ney üfleme metoduyla ilgili bir bilgi vermemektedir. Neyzen olarak icradan nazariyata kadar her sahada imzası vardır. Ney ve müziki bilgisini dergâhtaki müziki çevresinde kendi kendine ilerletmiştir. Galata Mevlevi Hanesi'ne gelen Seyyid Halil Er-Ruhavi adında bir zat, dergâh şeyhi Ahmet Gavsi'den bir neyzenden ney üflemesini talep eder. Dergâhta neyzenin bulunmaması nedeniyle Derviş Osman ney üfler ve çok beğenilir. O günden sonra çalışmalarına büyük bir iştiyakla sarılan Derviş Osman, 1679 yılında Mevlevi Hane'nin neyzenbaşısı olur. Osman Dede, şeyhinin kızı Hatice Hanım'la evlenmiştir. 3. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın teşvik ve himayesini görmüştür. Osman Dede'nin sırrı Abdülbaki adlı bir oğlu ve Saide adlı bir kızı olmuştur. Oğlu Osman Dede'nin vefatıyla Galata Mevlevi Hanesi post nişinliğine tayin olmuş, kızı Yenikapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Kütahyalı Seyyid Ebubekir Dede ile evlenmiştir. Kızından torunları Ali Nutki, Abdülbaki Nasır ve Abdülrahim Künhi Dedeler bu Mevlevi Hanelerde şeyhlik yapmışlar. Devrinin tanınmış musiki şinasları arasına katılmışlardır. Osman Dede bazı peşrevlerine özel isimler de koymuştur. Gül Devri, Kabak Peşrevi bunlara örnek olarak verilebilir. Miraciyesi, tekkelerde gelenek olarak kandillerde okunmaya başlamıştır. Son zamanlara kadar bazı tekkelerde de okunduğu belirtilir. Dini musiki bestekarı, hattat, şair ve ney virtüözü olan Osman Dede, 32 yıl şeyhlik yapmıştır. Mükemmel Arapça ve Farsça bilmektedir. Kutb-ı Nâi ünvanının Mevlana'nın Hamza adındaki neyzenine verilen ünvanın tekrarı olduğu ifade edilmektedir. Beş padişah gören Osman Dede, Lale Devri'ni idrak etmiştir. Dede bir eser okunurken onu ebced notasıyla notaya alabilen dahi bir musiki şinastır. Kan Temiroğlu'nun ebced notasının ve eserinin Osman Dede'ye dayandığı da belirtilmektedir. Osman Dede'nin en önemli bestesi olan Miraciye
Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselişini anlatan manzum eseridir. Osman Dede, Miraciyesini Nasuhi dergahında bestelemiştir. Osman Dede, ömrünün son yıllarında bir gün Üsküdar Doğancılar Nasuhi dergahına misafir olmuştur. Miraciye'nin güfteleri gece rüyasında Nasuhi Efendi tarafından kendisine ilham edilmiştir. Eser 3 gecede 6 bahir olarak bestelenmiş ve Berat kandiline rastlayan ertesi gece dergahta ilk kez okunmuştur.